Mısır arabuluculuğunda başlayan Gazze için ateşkes görüşmeleri yine İsrail'de tıkandı. Çünkü İsrail Gazze'de ateşkese yanaşmıyor. Görüşmeler için Hamas heyeti Kahire'ye giderken İsrail heyeti Kahire'ye gitmedi. Netanyahu yönetimi esir müzakereleri konusunda Hamas'tan yanıt alana kadar heyeti göndermeyeceğini açıkladı. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ateşkes için gözlerin çevrildiği Mısır'da bulunan Hamas ise İsrail'e net bir mesaj gönderdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, kalıcı ateşkes sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini duyurdu. Yetkili, anlaşmanın önündeki en büyük engelin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olduğunu kaydetti. Elimizdeki bilgiler, Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor ifadelerini kullandı. Hamas siyasi büro üyesi İzzet Erişk de İsrail yönetimine Refah'ın kırmızı çizgi olduğunu hatırlattı. Erişk açıklamasında bizi Refah kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar. Biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz dedi. Hamas'tan gelen açıklamalardan sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmayacaklarını, bu yöndeki talepleri kabul etmeyeceklerini duyurdu. İsrail Başbakanı, esir takası yapabileceklerini ama Gazze'den çekilmeyeceklerini kaydetti. Hamas'ın taleplerine teslim olmak İsrail devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır. Hamas ve İran için büyük bir zafer olur. İsrail tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadeleyi sürdürecektir. Hag Pesach kasher lechol am Israel.